Arkadaşlar merhaba. Konumuz sözcükte yapı. Sözcükte yapı konusu dil bilgisinin temelini oluşturan bir konu olarak karşımıza gelecek. Ve bu konu kök bilgisi, yapım ekleri, çekim ekleri ve yapı bakımından sözcükler olarak dört temel bölüme ayrılacak. Biz burada ilk olarak kök bilgisiyle işe başlayacağız arkadaşlar. Kök, sözcüğün anlam taşıyan en küçük birbirine verilen hattır. Ve sözcükte yapı konusu ile ilgili soruları çözebilmenin yolu da kök bilgisinden yani sözcüğün kökünü doğru bulmaktan geçer arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane kelime vermişiz ve bu kelimelerin köklerini bulacağız. Birinci kelimemiz gezegen sözcüğü. Kök sözcüğün anlam taşıyan en küçük birimidir demiştik. Dolayısıyla gezegen sözcüğünün kökü gezmektir. Dolayısıyla gezmekten gezegen derken sözcüğün kökü fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Yaralı sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün yarmak olduğunu görebiliriz. Yarmaktan yara, yaradan yaralı şeklindedir. Sözcüğün kökü bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Bilinçli sözcüğüne bakarsak, kelimenin kökünün bilmek olduğunu görebiliriz. Bilmekten bilinç, bilinçten bilinç derken iki yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcüğün kökü de bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Yaşam sözcüğüne bakarsak, kelimenin kökünün yaş olduğunu, yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam şeklinde türemiş bir sözcük olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu sözcüğün kökü bir isim kökü olarak karşımıza gelmiştir. Geleneksel sözcüğüne bakarsak, kelimenin kökünün gelmek olduğunu görürüz. Bu da bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Sözcük yapı konusunda kökle ilgili sorularda karşımıza gelebilecek ilk soru tipi sözcüğün kökünün türüdür. Dikkat ederseniz burada beş kelime verdik. Birinci kelime gezegen kelimesiydi, fiil köküydü, gezmek. İkinci kelime yaralı sözcüğüydü, yarmaktan fiil kökü. Üçüncü kelime bilinçli sözcüğüydü, kelime kökü bilmek fiil köküydü. Dördüncü kelime yaşam demiştik, kelime kökü yaştan gelmiş yani isimden gelmişti geleneksel sözcüğünün köküne baktığımız zaman gelmekten yani fiilden türediğini görebiliyorduk. Dolayısıyla bu beş sözcükten yaşam sözcüğü sözcüğün kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Dikkat ederseniz dört kelimenin kökü fiil köküyken yaşam sözcüğünün kökü isim köküdür. Dolayısıyla sözcüğünün kökünün türü bakımından farklı olan sözcük burada yaşam sözcüğü olarak karşımıza gelmiştir. Şimdi biz burada farklı kelimelerin kökleri bakımından inceleyeceğiz arkadaşlar. Akım kelimesine başlamışız. Akım sözcüğünün kökü akmaktan gelir. Dolayısıyla akmaktan akım derken sözcüğün kökü bir Fiil köküdür diyebiliriz. Akıntı sözcüğüne bakarsak yine akmaktan geldiğini yani fiil köklü bir sözcük olduğunu görebiliriz. Ayrılık sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün ayırmak olduğunu görebiliyoruz. Ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılık. Tık ederseniz burada bir ünlü kaybına uğramış. Dolayısıyla bu sözcüğün kökü de bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Acemilik sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün acemi olduğunu yani bir isim kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Acımasız sözcüğüne baktığımız zaman kelimenin kökünün acımak olduğunu yani fiil köklü bir sözcük olduğunu görebiliyoruz. Acı sözcüğü hem isim hem fiil kökü olarak karşımıza gelir. Yalnız buradaki kelime dikkat ederseniz "mema" ekini almış ve buradaki "mema" eki fiilden isim yapan yapım eki olduğu için buradaki acı sözcüğü isim kökü değildi. Bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Adaletli sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün adalet olduğunu, yani bir isimden türemiş sözcük olduğunu görebiliyoruz. Atama sözcüğü atmaktan gelmektedir. Bir fiil köküdür. Ağrısız sözcüğü ağrıdan gelmektedir bir isim kökü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrı sözcüğü dikkat ederseniz hem isim hem fiil olabilir. Yalnız burada kelimenin aldığı eke dikkat edersek arkadaşlar sız eki almış. Tuzsuz, şekersiz örneklerin olduğu gibi sız eki isim sözü sözcüklerin sonuna gelip onların olumsuzunu yapar. Dolayısıyla ağrısız sözcüğünün kökü de ağrı yani isim kökü olarak karşımıza gelmiştir. Basamak sözcüğüne bakarsak keminin kökünün basmak olduğunu yani fiil kök olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Başlayacak sözcüğünün kökü baştır. Yani bir isim kökü olarak karşımıza gelir. Benimsemek sözcüğünün kökü ben bir isim kökü. Benzeyl sözcüğünün kökü de yine ben yani bir isim kökü olarak karşımıza çıkmış bir sözcüktür diyebiliyoruz. Bölüm sözcüğüne bakarsak kemiğin kökünün bölmek şeklinde bir fiil olduğunu, bilgin sözcüğünde bilmekten bilgin fiil köklü bir sözcük olduğunu görebiliriz. Bağımsız sözcüğünün köküne baktığımız zaman bağ yani bir isim kökü karşımıza gelebiliyor. Ayakkabı ile bağlantı kurabiliriz burada. Bütünlük sözcüğü için bütün bir isim kökü diyebiliyoruz. Bulmaca sözcüğü için bulmaktan gelir bir fiil kökü. Bölünme sözcüğü de bölmekten gelir yine bir fiil kökü olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Dalga sözcüğüne baktığımız zaman dalmaktan dalga bir fiil kökü karşımıza geliyor. Dalgın sözcüğüne baktığımız zaman yine dalmaktan dalgın yine fiil yi köklü bir sözcük karşımıza çıkmış oluyor. Dilencilik sözcüğüne baktığımız zaman kelimenin kökünün dil olduğunu görebiliyoruz. Dilden dikkat ederseniz dilemek, dilemekten dilenmek, dilenmekten dilenci, dilenciden dilencilik derken kelime dikkat ederseniz dört farklı yapım eki alarak karşımıza gelmiş ve kelimenin kökü dil yani isim kökü olarak karşımıza çıkmış diyebiliyoruz durum sözcüğüne bakarsak durmaktan durum fiil kökü. Doğum sözcüğüne bakarsak doğmaktan doğum fiil kökü. Dağınıklık sözcüğüne bakarsak da dağınıktan yani bir isim kökünden türedini görebilmek mümkündür arkadaşlar. Dizi sözcüğüne bakarsak yemin kökünün dizmek olduğunu yani bir fiil kökü olduğunu görebiliyoruz. Aynı sözcük yani diz sözcüğü isim olarak da kullanılabilir ama burada dizmekten dizi aldığı ek fiilden isim yapan yapmak olduğu için bu sözcük bir fiil kökü olarak karşımıza gelmiştir. Dergi sözcüğünün kökü dermektir fiil kökü olarak karşımıza gelir. Durak sözcüğü durmaktan gelir. Yine bir fiil köküdür diyebiliyoruz. Dövüşmek sözcüğü dövmek fiilinden gelmiştir. Yani bir fiil köklü sözcüktür. Edebiyatçı sözcüğüne bakarsak Çoğu arkadaş bunu edepten geldiğini düşünebilir. Yalnız edebiyatçı sözcüğünde, edebiyat sözcüğü Türkçe bir sözcük değildir. Yabancı kökenli bir sözcüktür. Türkçe'ye yabancı dillerden girmiş sözcükler kök halinde kabul edilir. Dolayısıyla sözcüğün kökü edebiyattır. Yani bir isim kökü olarak karşımıza gelmektedir. Yani lise birden beri öğrendiğimiz edepten gelmesi burada doğru değildir. Edebiyat sözcüğü Farsça edepten gelir ama Türkçe'de kök bilgisinde yabancı kökenli sözcükler kök halinde kabul edilir. Dolayısıyla edebiyat sözcüğünün kökü de edebiyat şeklinde bir isim olarak karşımıza gelmiştir. Evrensel sözcüğüne bakarsak evren sözcüğünden yani isimden geldiğini görebiliriz. Gelişim sözcüğü gelmekten gelir, fiildir. Geleneksel yine gelmekten gelir, fiil köküdür. Görgü sözcüğü görmek fiilinden gelir, fiil kökü olarak karşımıza gelir. Girinti girmekten fiil köküdür diyebiliyoruz. Gurulu sözcüğüne bakarsak gurdan yani yansımadan türemiş bir sözcüktür. Dolayısıyla bu da bir isim kökü olarak karşımıza çıkmıştır. Heyecanlı sözcüğüne bakarsak dikkat ederseniz heyecan sözcüğü de yine Türkçe olmayan bir sözcüktür. Türkçe olmayan sözcükler kök halindedir demiştik ve heyecan sözcüğü Türkçe'de bir isim kökü olarak karşımıza gelir. Ve Türkçe olmamasına rağmen sözcük sonunda bir yapım eki almış ve türemiş sözcük olarak da karşımıza gelmiştir. Tepkisizlik sözcüğüne bakarsak arkadaşlar kelimenin kökünün tepmekten yani fiilden türediğini görebiliyoruz. Toplantı sözcüğüne baktığınız zaman kelimenin kökünün top yani bir isim kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Toptan toplamak, toplamaktan toplanmak, toplanmaktan toplantı şeklinde toplam 3 tane yapmak almış bir sözcük karşımıza gelmiş burada. Uzak sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün uz olduğunu yani isim kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik diye başlayan masalların başındaki tekerlemelerde kullandığımız bir sözcüktür. Üzüntü sözcüğüne baktığınız zaman kelimenin kökünün üzmek olduğunu yani fiilden türediğini görebiliyorsunuz. Ürkmüş sözcüğünün kökü ürkmek bir fiil kökü. Vergi sözcüğünün kökü de vermek yani bir fiil kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Yenilgi sözüne bakarsak keminin kökünün yenmek olduğunu yani fiil kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Kemin köküne yenmek demiştik. Yenmekten yenilmek, yenilmekten de yenilgi olmuş. Yenmek kök dedik. Yenilmek derken bir yapım almış. Yenilmekten yeni giderken ikinci bir yapım eki almış dikkat ederseniz. kökü yenmekti. Sonra bir yapım gelmiş kökten sonra bir yapım eki geldiyse kelime artık gövde haline almıştır arkadaşlar. Dikkat ederseniz yenilmekten yeni giderken bir yapım daha var ve bu yapım eki bu sefer köke değil gövdeye gelmiş. Dolayısıyla yenilgi sözcüğü bu sefer gövdeden türemiş sözcük şeklinde karşımıza çıkmıştır. Sözcükle yapı ile ilgili çözeceğimiz sorularda çok fazla karşımıza gelecektir. Gövdeden türemiş sözcük kök halindeki bir sözcük yapım alırsa bu gövde haline almış olur. Gölüden sonra bir yapmak daha gelirse bu sefer sözcük gölüden türemiş sözcük şeklinde karşımıza geliyor. Yani dikkat ederseniz en az iki yapım eki almış sözcük gölüden türemiş sözcük şeklinde karşımıza geliyor. Yenilik sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün yeni yani bir isim kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Yakalamak sözcüğünün kökü yakadır yani isim köküdür. Yorum sözcüğü yormaktan yani fiilden gelir. Yetkinlik sözcüğüne bakarsak kelimenin kökü yetmektir fiil kökü olarak karşımıza gelir. Yetmekten yetkin, yetkinden yetkinlik derken dikkat ederseniz bu da iki ke yapım eki almış. Dolayısıyla yetkinlik sözcüğü de yine bir gövdeden türemiş sözcük şeklinde karşımıza gelmiştir. Yağmur sözcüğüne bakarsak kelimenin kökünün yağmak yani bir fiil kökü olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Müzik